Jantçıya geldik. Burada jantlarımızı taktıracağız. Jant lastik. Tercihimiz tabii ki M jant. M lastik. Bu şekilde. Bu lastik neredeyse patlıyormuş. Ya onu mu kimse bilmediğin arabaya basmıyor. Çok kötü durumdaymış yani, Allah korusun. Şimdi diğer lastik de çıktı. Burada böyle bir yarık var. Çok kötü durumdaymış. Bunların hepsi yenileriyle değişecek. Burada BMW'nin disk soğutucuları. Şuradan gelen hava diske vuruyor ve soğutuyor. Şu aradaki rüzgar yeri. Şuradaki böbreklerden giriyor. Şu alt böbreklerden. Şu şekilde. Şurada ön yani tabanlar önlerim biraz daha dar. Arka daha geniş, evet, bir şey. Bunlar mı daha geniş? Evet. Bu da jantımız. 19 M jantı. Bunlar yeni jantlar. Evet, ayakkabılarımız giyildi. Maşallah gayet tatlı oldu. Biraz havada kaldı, o da soğuk presle halledildi. Şimdi birazcık görüntü alacağız arabaya. Böyle tatlı bir görüntü oldu ya. Böylelikle jant lastik serüvenimiz de tamamlanmış oldu. Böyle jant bir irileştirdi arabayı. Ayrı bir görüntü oldu. Tabii ki arkalara daha geniş bir lastik tercih ettik. Arkadan itiş olduğu için. Böyle tavşan gibi oldu. Şimdi de inşallah arabamıza bir soğuk pres yaptırmaya gideceğiz. Şu aradaki boşluğu alalım. Daha bir tatlı görüntü oluşsun. Şöyle bakalım şöyle. Gördüğünüz gibi jant lastiklerimiz yeni. Ustam, fabrikanın yaptığını niye bozuyorsun? Eskileri tamamlıyor. Süper. Burada aynada kendimizi görüyoruz abi. Vay. Ya ben hazır, önünü basayım. Lambaları da yakayım, o da çek. Olur abi, öyle de çekelim. Vallahi tertemiz olmuş. Çiçek paket. Bu da böyle ilginç bir Golf 5 bulduk. Adam böyle motorunu falan güzelce yapmış, temizlemiş, tertemiz. Motor kaputunun üst tarafları da böyle. Kırmızı bir tema uygulamış. Çok tatlı duruyor. Farklı bir forması var. Ön basma işlemimiz gerçekleşti. Şimdi arka kısma geçilecek. Arka havada kaldı gördüğünüz gibi. Dün biliyorsunuz arabanın önleri basmıştık yere. Şimdi inşallah arka taraflar kaldı. Arkaları da basacağız. Böyle güzel bir sanayi günlüğü videosu yapmayı düşündüm. Bu arada aracı bastıktan sonra ilk kullanımım diyebilirim yani. Bir de getirdik ama getirirken biraz yorgundum. Tam analiz yapamadım arabaya. Neler değişti? Ne oldu? Bunları biraz anlatayım size. Şöyle diyeyim, araba birazcık sertleşti tabii ki doğal olarak. Tam böyle M Sport ayarında soğuk pres yaptığımız için o kadar da böyle bir değişme olmadı. Şimdi aracımızın arkaları da bastık. Emincan arkadaşım sağ olsun, araca şimdi su tutuyor birazcık. Bence gayet tatlı oldu maşallah. Arabayı gösterdi. Sizce nasıl oldu? Evet, arabamızın finaldeki hali bu şekilde oldu.
Önler çıtır. Çıtır basık. Sürtme yok. Arkalarda bu şekil bir basıklıkta. Yine arkalarda da herhangi bir vurma, sürtme yok. Araba bu haliyle birazcık F30'u andırdı. Şöyle çevresinde biraz dolanalım. Zaten genişçe bir araba olduğu için, büyükçe bir araba. Bu arabayı böyle bir azıcık bir şeye basmak daha da bir gösterdi bence. Sence Emincan Bey? Bence gayet hoş durdu. Evet, şimdi bakalım şöyle sizlerle. Bunda niye bu şekil bastığımızı anlatayım size. Çünkü ben öyle konfor bozmasını seven bir insan değil. O yüzden bu şekil tatlı basıklık her zaman daha iyidir. Şöyle göster. Kaç parmak giriyor? Yani iki parmak giriyor. Bunun ayarı bu şekilde. 19 janta, iki parmak. Bu şekil bir ayar yaptırabilirsiniz. Bu arabanın ayarı bu. Ön tarafta tek parmak olması lazım. Şöyle lastikleri göstereyim Can'cığım. Zaten lastiklerimiz dışa çıkık olduğu için buna herhangi bir spacer veya işte flanş düşünmedik. Bu şekil olması çok daha iyi, daha sağlıklı diye düşünüyorum. O yüzden böyle tatlı oldu. İnşallah hayırlı, uğurlu olur efendim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Can Şahinci baskını yedik. Hoşçakalın. Bay bay.